tecrübeli pilotu buldu, çalıştırıyor. Merhaba. Sağ olsun. Tecrübeli hakem o. Baba, bir araba ya yaptık. Olsun, o her şeyle. Bir araba yaptık, teknik kontrolden geçti. Ben yarış aracı açıyorum. Ondan sonra yarış arabası toplamaya başlıyorum. Kamyon ama. Kamyon. Nasıl? Şey ama, Part Store artık, Part Store artı... Yürüme. Racing garaj. Racing garaj. Racing garaj. Ama kamyon. Bu Stella Vitale niye böyle hayattan bezmiş gibi duruyor? O şey ya, bir canı böyle baş aşağı. Üzüldü çocuk, ne yapsın? Hazır değil mi araba, geçti teknikte? Hayırlısı bakalım. Arkadaşlar şimdi geçti sorarlar. Geçti de şunlar falan sökülecek. Ya son kontrolleri yapıyor. Nasıl bitti artık yani. Evet. Bu da şimdi bu pilot ve pilotun birbiri arasındaki iletişimi sağlaması için interkom denen bir cihaz var. Kasklar mikrofonlu, kulaklıklı. Evet. Bunları takınca birbirleriyle konuşabiliyorlar. Şey de şu, merkezi de bu. 9 voltluk pille çalışıyor arkadaşım. Altı eskili. Artı eskili. Bunlar olmuş olmuş. Biz olduk abi. Evet arkadaşlar, şu anda Trans Anatolia'nın birinci gündeyiz. Az evvel servis alanından da size görüntüleri izlettik. Teknik kontrolleri, idari kontrolleri bugün olan arkadaşlar vardı. Biz dün yaptık, bitirdik. Şimdi servis alanındayız. Buradan birazdan Eskişehir Odun Pazarı'na gideceğiz. Start seremonimiz var. Oradan startımızı alacağız. 8 kilometrelik... 200 saat var abi. Evet. Ha, birazdan bir de briefing var. Saat 2.30 gibi briefing'e gireceğiz. Şu an saat 2 çeyrek. Akşam 5-6 gibi de start seremonimiz var. Öyle burada vakit öldürüyoruz. Birazdan gideceğiz. Sağ olsun. İşte şu anda da dediğim gibi servis alanında oturuyoruz. Servis alanı sorumlumuz Tolga Bey'i de size şöyle gösterelim. Merhaba herkese. En kral yeri bize verdi. En güzel yeri verdi. En kral yeri bize verdi. En kral yere dedi bunlar yakışır dedi. Sağ olsun kardeşim. Brothers Camp'te kutluyoruz. Tolga'da ayrıca sen. Bir dakika. Siz burada şey yapmayın, bu indirim peşinde. Part Store'da indirim kovalıyor bu. Tolga da senin araç kardeşin. Onda da 5-9 var ayrıca. Evet. Seni olsa verebiliriz. İlan numarasını ve linkini şuraya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi gidelim. Part'ı koydun mu? Koydum. Rahat gelsin. Tamam, alacak çık aldın mı? Yok, benim Erzurum'un taşı var. Herhalde oralardan getirmişler. Bunlar özel diyor. Hayır, telefon yanlış. Hadi gidelim. 420 Onur. Zaten bir imza yeter. Harbiden şeyin dediği gibi, Ramazan abi dediği gibi burada da para alıyorlar herhalde. Tabii tabii. Şu an briefing'e gidiyoruz arkadaşlar. Yol notlarımızı aldık Kerem'le. Şu an Eskişehir Stadyumu'ndayız. Sadece ben de aldım. Bu çocuk adam da bizde bu hafta. Briefing'de ne anlatıyorlar? Biraz bahseder misiniz? Valla yeni vizyondaki filmleri falan açıklayacaklarmış. Avengers geliyormuş yeni mesela. Avengers geliyormuş. Şey, Matrix'te geliyor diyorlar. Ne diyorsunuz? Gördünüz Matrix mü? Matrix tutmaz. Tutmaz mı? O furyaya gideceğim. Televoleyle büyüyen adam. Futbol sahasında sinema muhabbeti dönüyor falan. Ama Trans Anatolia'dayız. Ambiyans için bir şey söyleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, videolarda çok merak ettiğiniz dış ses bu. İçinde spikerlik varmış, sen niye? Irkıdır. Ben de medyada bulundum defalarca. Biliyorsun yani. Sen niye tutuyorsun kendini? Evet, işin geyiği bir yana şu anda evet. Eskişehir Stadyumu'ndayız. Briefing'i bağıralım hadi. Ses. Cidden bağıralım mı? Şunu Kerem'e veriyorum. Kopyalama. Niye lan, bağıralım lan? Sen çok bağırmak istiyorsan bağır. Nevzat abi nerede? Nevzat abi olsa bağır. 3-2-3-2 Ses. Bu tarih değişikliğinden dolayı gene de bizi yalnız bırakmadınız ve buradasınız. Gerçekten teşekkürler. Evet. Her ne kadar devlet güçleri tarafından, güvenlik güçleri tarafından emniyet tedbirleri alınsa da bir yaklaşık olarak yarışın sonuna kadar yaklaşık 1000 jandarma görevlisi etapları kapatmaya çalışacak. Bütün muhtarlara ve çevre köylere anonslar yapılarak bilgiler verildi. Fakat siz de takdir edersiniz ki 120 kilometreye varan uzunluktaki etaplar için %100 trafiğe kapalıdır sözünü veremiyoruz. Dolayısıyla bu konuda özellikle arkasını görmediğiniz virajlarda her zaman temkinli ve dikkatli olmanızı önemli rica ediyorum. Evet arkadaşlar, briefingimizi bitirdik. Keremcim, tabii ki yine sen değilsin. Yine bana kilitlendi. Tabii. Aldık yol notlarımız.
Ceremonik Start'a gideceğiz. Evet. Ceremonik Start'ın ardından ikinci gün, asıl yarışımızın başladığı gün, asıl dananın kuyruğunun koptuğu gün bugün. Aynen. Bugün Ceremonik Start'tan sonra prolog etabı var, seyirci etabı var. Girmek zorunlu değil ama biz tabii ki Kerem'le antrenman olsun diye tekrar gireceğiz. Kendimize ne kadar çok çalışırsak, hem bizi deneyeceğiz. Tabii canım, ne kadar çok çalışırsak o kadar başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz diyoruz. Aynen. Şimdi arabamızın yanına gidiyoruz. Oradan sonra da artık devam ediyor. Evet, Erdoğan'ın verdiği startlar ayağımıza yazmadan yola devam ediyor. Eren Alver ve Kerem Demirci gidiyor şimdi. Kerem Demirci, Eren Alver. Cevabı veriyorum diyorsun. Şimdi yarış yönetmek mi, hakemlik yapmak mı zor, yoksa böyle direktör olmak mı zor? Senden dinlemek istiyorum. Valla iyi abi, ikisinin zorluğu da ayrı. Ana kadar hakemlik yaptık. İlk kopulatık tecrübe. Bakalım bunun da zorluğunu deneyimleyeceğiz burada. Eren, sen neler söyleyeceksin? Valla bu ikinci senemiz benim için özel bir yanda, benim kendi köyümden, kendi yaylamdan geçiyor. İnşallah finish görüp Erzurum'a karşı kadar gitmeyi planlıyoruz. Ne güzel, kazasız belasız diye son Eren ve Kerem'e de kazasız belasız bir yarış diliyoruz arkalarında. Son 30
yukarı. Buradan? Sol yukarı. Evet arkadaşlar, şimdi otelimize geldik. Arabamızı çektik. Birinci gün, aslında birinci gün de sayılmaz. Seremonik starttan sonra ne yaptık biz bugün? Prolog etaba girdik. Evet. Sıralama etabına. Ralliciler için zorunlu. Yani yarınki start sıralamasını belirledikleri etap bizim evet. için isteğe bağlıydı. Tamam. Biz de kendimizi deneyelim, arabayı deneyelim diye girdik. Başarılı da olduk diye çok düşünüyorum. Iyi, çok güzel iyi. 9 kilometre bir etap geçirdik. Evet. Zaten kayıtları var muhtemelen, koyarsın burada. Tabii arkadaşlar tabii. Görürler. İnkarlar var. Gördüler bile hatta belki. Şu an izlediler. Aynen şu an izlediler. Bak şu an izliyorlar. İzledi, gördün mü? Tamam, o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.